Nöroçeşitliliği anlamanın bir yolu. Otizmin sembol kavgaları. Puzzle mı, sonsuzluk işareti mi? Otizmi ve otizmin farkındalığını anlatan bir görselle karşılaştığınızda hemen karşınıza bir puzzle parçası çıkar. Peki bu sembolü neden kullanırız? Otizmi anlattığını düşündüğümüz bu sembolün tarihi nedir? Aynı zamanda bu sembol neden dernekler, otizmli ebeveynler ve otizm aktivistleri tarafından bir çatışma sebebi olmuştur? 3 Aralık vesilesiyle biz de bu konuya başka bir açıdan tartışmayı açmak istedik. Öncelikle bunu bilmek bize ne kazandırır? Biraz bunlardan bahsedelim. Birincisi, bu semboller arası kavga otizmin toplum tarafından nasıl anlaşıldığını ve algılandığını göstermesi açısından ilginç tartışmaları ortaya çıkarmıştır. İkincisi, otizme bakış açınızı anlamak veya değiştirmek istiyorsanız seçtiğiniz sembollerin de bir içeriği olduğunu bilmelisiniz. Sembollerin ne demek istediğini, neden o sembolün kabul edildiğinin farkına varmalısınız. Semboller basit bir gösterge değildir. Ardında derin tartışmalar ve tarih vardır. Bir sembolün neden farklı bir içerik taşıdığını, farklı bakış açılarının çatıştığı bir durum olduğunu bilmelisiniz. Üçüncüsü ve bizce de en önemlisi, sembol işte. Ne önemi var? Çocuklarımızla ilişkilerimize, seçtiğimiz eğitim terapi biçimlerine kadar bilinç dışımızda süren kaygılarımıza kadar yansıdığını görmek gerekiyor. Bu sembol tartışması bizim de engelliliği yeniden tanımlamamıza olanak verecek, otizmi eksik olarak görme ile çeşitlilik olarak kabul etme arasındaki derin çatışmada hangi tarafta yer aldığımızı bilmemize yol açacaktır diye düşünüyoruz. Otizmli ebeveynler tarafından 1963 yılında kurulan Otistik Çocuklar Derneği, şimdiki adı Birleşik Krallık Ulusal Otistik Topluluğu (NUTCH) olan ve otizmli ailelerin kurduğu bu dernek, otizmin sembolü olarak puzzle parçalarını logolarında kabul eder. Dernekte hem bir ebeveyn hem de bir yönetim kurulu üyesi olan Gerald Jason tarafından bu logo oluşturulur. Kurul, otistik insanların durumlarına baktığımızda onların durumlarının bilinmezlikle dolu olduğunu söyler. Otizmi bir çeşit bilmece olarak görüp yaşanan sorunları da şaşkınlık verici olarak açıklar. Dernek bunun sonucunda bu durumun ailelerde yaşanan acıyı arttırdığını, onların da bu durumdan çok fazla acı çektiğine inanıyordu. Dernek bu logoyu seçer. Logo aynı zamanda hayır amaçlı kullanıma çok uygundu. Herhangi bir şekilde ticari kullanım için kullanılan herhangi bir görüntüye benzemiyordu. Başka bir şekilde de kullanılmamıştı. İlk logolarında yapboz parçasının içinde ağlayan bir çocuğun görüntüsü vardı. Ağlayan çocuk otistik insanların durumlarından müzdarip ve acı çektiklerini hatırlatmak için kullanıldı. Sosyal farklılıklar nedeniyle kabına sığamayan, bir bütünün bir parçasındaki belirsizlik ve yerini doldurduğunda tamamlanan bir resme işaret ediyordu. Gelişimsel engelli insanları 1960'larda zihinsel engelli olarak tanımlanırdı. Serebral parsili kişilere spastik, o yıllarda otizm kelimesi yerine de otistik etiketi yaygın olarak kabul edilirdi. Otizmli olan çocukların psikotik olduğu düşünülür ve çocukluk şizofrenisi tanısı konurdu. Özellikle otizmli çocuğu olan anneler buzdolabı anneler olarak görülürdü. O yıllarda bir bilmece gibi duran otizmi anlamalarında puzzle parçası tam yerine oturuyor ve durumu açıklayabiliyordu. Puzzle parçası otizm aktivistlerine de yaşadıkları durumu anlamalarına oldukça yardımcı oluyordu. Yapboz parçası o zamandan beri Amerikan Otizm Derneği ve Otizm Speaks dahil olmak üzere birçok kuruluşun logo ve tanıtım materyallerinde yer aldı. Otizmde en çok tanınan bu sembol kırmızı, mavi ve sarı yapboz parçalarını içeren otizm farkındalığı şeridi olarak da görürsünüz. Ülkemizde de hala otizm denince hemen akla gelen ilk semboldür.